Eve bak dur kov. Oraya gidince sakın ağzını açma. Kızı bir daha üzersen patlatırım ben seni. Dur tavuğu, görmüyor musun? Çocuk ne kadar pişman zaten. Hemen ense patlatmak mı lazım? Vallahi bilmem Ulvi. Ben başta söyleyeyim de. Düzgün taşısana şu tatlıyı Dumkov. Düşüreceksin. Lan Davut Dumkov yok. Bak düzgün taşıyor işte. Halis, dileklerin evine daha çok var mı yavrum? Az kaldı anne. Şuradan sola sapacağız. İşte şu ev. Yeşil boyalı olan. Ah ne kadar sevimli bir ev değil mi Davut? İstanbul'da kalmadı bunlardan pek. Kalmadı Ulvi, kalmadı. Her taraf apartman, taş yeri. Yakında nefes bile alamayacağız evet. Bu işte. Hadi yavrum çal kapıyı, durma öyle çal. Unutmadın inşallah dediklerimi Dumkov. Unutmadı Davut, aptal değil bu çocuk. Ah siz miydiniz Davut usta? Merhaba kızım. Kusura bakma Dilek, böyle habersiz geldik ama. Senin kalbini kırmış bu sensere ha? Hala küs müsün bize kızım? Yok usta, aşk olsun, neden küseyim? Annem biraz hastaydı da o yüzden gelemedim birkaç gün. Buyurun buyurun, çok sevindim geldiğinize. Hala kızgın mısın bana Dilek? Evet Dert, çok üzdün beni. Ben de çok üzüldüm Dilek. Keşke yırtmasaydım o Kenan İmirzalıoğlu'nun resmini öyle mi gibi. Senden özür dilemeye geldim. İçeri gir Tertip, anneler bizi bekliyor. Sana baklava getirdim, ne tatlı. Yersin yumuşak yumuşak. Affettin mi beni? Affettin değil mi? Ne tatlı. Öpeceğim. Bir daha öyle şey yapmam. Söz. Buradan da. Hadi ama Tertip. Gir içeri. Merhaba. Hayrola Tertip'im. Kolay gelsin. Çamaşır günün mü? Çoraplarımı yıkıyorum Hüseyin abi. Yarın sayın var ya. Amcamlarda kalacağım. Yengem eve almaz beni çoraplarım kokarsa. Aman o da fazla titiz canım. Erkek adamın çorabı da kokacak, teri de. Yalnız mısın bugün burada? Yok mu seninkiler? Dileğin evine gittiler Hüseyin abi. Tertibim özür dileyecekmiş. Boşuna zahmet. Gelmez o kız artık geri. Bu senin tertibin dangalak be. Dangalak Hüseyin abi. Salak salak işler yapıyor. Kadın ruhundan hiç anlamıyor o tertibim. Senin gibi değil vallahi. Ben de anlamıyorum Hüseyin abi. Bir kadın gördün mü elim ayağım dolaşıyor. Bozma sen moralini Tertibim. Bu işler biraz tecrübe ister. Bir havaya girdin mi gerisi kolay. Bak sana bir kısmet daha buldum. İstemem Hüseyin abi, ben artık o işleri bıraktım. Ama bu hepsinden güzel Tertibim. Tam senin sevdiğin gibi balık etinde bak. Ne balık eti Hüseyin abi, fil gibi bu be. Olur mu Tertibim? Resimde öyle çıkmış. Kendisini bir görsen. Hadi, hadi kalk bir çay ver de böyle içelim sevabını. Olur Hüseyin abi, şimdi getiririm. Ne olacak bu Yugoslavya bundan sonra Bülent? Toparlayabilecekler mi ekonomilerini? Toparlarlar, Batı yardım ediyor. Sen Yugoslavya'nın halini bırak da kendine bak kızım. Cumartesiymiş, yarın sayım günüymüş. Kimin bunun da? Görüyor musun? Bak saat kaç oldu? Hadi evinize gidin diyen yok. Biz toparlarız Ergun Bey. Siz isterseniz gidin. Söyleyin çıkın. Bizim de pek işimiz kalmadı zaten. İnsan biraz düşünür ama kızım. Küçük bey kurulmuş öyle velihat gibi. Kurulur müdürüm affedersin. Babasının koltuğu sana mı soracaktı? Ne yapar yapar. Sen kendi işine bak Abbas Bey. Yine fiyatları değişmeyelim hadi. Ha dur dur. Şuradan bana 5-6 tane ekmek alıver. Bakarsın yarın fırınlar da çalışmaz. Niye çalışmasın müdürüm affedersin? Altı üstü bir kelle sayımı. Çok konuşma sen. Ne diyorsam onu yap. Bizim de bildiğimiz var ki söylüyoruz. 5 ekmek yetecek mi Ergun Bey? Bilmem ki. Yetmez bakarsın. 7 tane. Ne yapıyorsunuz yarın Kanarya? Evdeyiz Ergun Bey, ne yapacağız? Sakin bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Otur patlar insan be kızım bütün gün. Akşam üzeri sayım bittikten sonra bize gelin diyeceğim ama... ...bizim evde üst üste çok kalabalık. Rahat edemezsiniz. Siz bize gelin o zaman Ergun Bey. Öyle yapalım bari Kanarya. Tabii bir maniniz yoksa. Ben küçük bir esiyorum da çıkalım artık. Bülent. Ben seni alırım akşamüstü. Efendim affedersiniz. Eğer özelse ben daha sonra. Yok yok Ergun amca. Zeynep'le konuşuyorum. Ne vardı? Zeynep Hanım mı? Bence de selam söyleyin efendim. Ergun amca selam söylüyor Zeynep. Bir dakika.
Aman efendim rica ederim. Konuşun rahat rahat. Ben beklerim. Biz olacağız Zeynep. Sen, ben, Aydın'la Baygın'ı. Sahi bu akşam Aydın Bey'in yemeği var değil mi efendim? Ne güzel, ne güzel. Leylek kuzenimle Özge de geliyorlar. Ne güzel efendim. Ah, genç olmak varmış bu hayatta. Kim bilir ne biçim eğleneceksiniz şimdi. Aydın Bey ısmarlıyor değil mi efendim? Tabii o ısmarlayacak Ergun amca. Baba olmak kolay mı öyle? Ha, Ergun amca bir şey sordu da. Ha, bir de Cenap abiler geliyorlar Zeynep. Ne işin var onların? Evet efendim. Onların ne işi var? Aile arasında bir yemek bu. Bir dakika Zeynepciğim. Sizi bekletmeyeyim Ergun amca. Ne vardı? Şey efendim şey. Yarın sayım günü biliyorsunuz. Biraz hazırlık yapalım diyor arkadaşlar da. Ufak tefek ihtiyaçları varmış alınacak da. İzniniz olsa çıkabilir miyiz artık efendim? Aşk olsun Ergun amca. Bana mı soruyorsunuz? Soracağız tabii. Ne demek? Sağ olun efendim. İzninizle. Devam ediniz konuşmanıza. Devam edin. Rahat rahat konuşun. İyi hafta sonları efendim. Size de. Ha alo. Yazık yazık. Şu hale bakın ya. Çoluk çocuğun elinde kaldık vallahi. Ne oldu Ergun Bey? Daha ne olsun kanarya? Kuruluş babasının masasında veliaht hazretleri bize hava atıyor. Ali mi? Abartıyorsunuz siz de artık yani Ergun Bey. Yapmaz o çocuk öyle şey. Yapmaz. Cin olmadı adam çarpmaya kalkıyor kerata. Ya evladım seni baban dişiyle tırnağıyla hak etti o masayı. Sen ne yaptın ki? Dur bakalım daha dün bir bugün iki. İzin vermedi mi gitmemize Ergun Bey? Ne izni kanarya? Dünkü çocuktan izin mi isteyeceğim artık? Biz çıkıyoruz dedim. Çektim kapıyı çıktım. Vallahi bravo Ergun Bey. Biz olsak çekiniriz. Merhaba. Aa hoş geldin. Merhaba Hacer Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah öldüm anam. Dışarının halini görmeyin. Mahşer yeri gibi. Tıklım tıklım. Kocanı mı almaya geldin? Biraz alışveriş yapacağız da. Oh paranız bol tabii. Yapın yapın kızım. Nerede o? Şimdi gelir. Ergun Bey'e ekmek almaya gitti. Çıldırmış bu insanlar anam. Havayı güzel gören atmış kendini sokağa. Otobüsler böyle balık istifi. Hacer Hanım kışlık bir şeyler mi bakacaksınız? Yok canım ne gezer. Mutfak alışverişi. Kendi paramızla ayağımıza çorap bile alamayız biz. İkimizin parasını üst üste koysan bir maaş etmez. O ne kelime öyle Hacer Hanım affedersin ha? Öldün mü acından? Yalanma Abbas. Mina Hanımlar yardım etmese öldük vallahi. Aldın mı ekmekleri Abbas? Getir bakayım taze mi? Konuşma öyle Hacer Hanım konuşma. Yakışmaz bize. Bırak konuşsun kadın Abbas. Ne var bunda? Nankörlük ediyor müdürüm affedersin. Beğenmeyen çalışmaz. Boğaz sokma çalıştırsalar senin de gün çıkmayacak yani. Çıkmaz müdürüm affedersin. Onlar bizim veli nimetimiz. Hadi Bülent biz çıkalım. Hadi canım. Bunların ikisi size vereyim Kanarya. Belki yarın bulamazsınız ha? Buluruz Ergun Bey sorun değil. Bir gün ekmeksiz kalsan geberir misin müdürüm ha? Geberir misin? Ne dedin? Sen geber. Tüh! Kereste şu dünyaya odun geldin odun gideceksin be. Tüh! Tükürme müdürüm tükürme ben yuttururum sana şimdi. Dur. Ne yapıyorsun Abbas abi dursana. Bırak babam bırak affedersin. Ben tükürtmem suratıma. Bırak Abbas gelme üstüme fena yaparsın ha. Yap bakayım ha gel ha, yap. Sanki babasının uşağıyız domuzu. Git şunu al git bunu al. Tövbe tövbe. Cafer. Buyurun. Dur bir dakika dur. Margarin söylemeyi unutmuşum. Hay senin margarin ne? Tamam efendim tamam margarin de alırsın. Kontoş söyle kızım babana. İki şişe de süt aldırsın. Yarın her yer kapalı olur. Babasıymış. Sor bakalım annene musibet. Ben senin nereden baban oluyormuşum? Tontoş sana söylüyorum. Duydun mu? Duyduk efendim duyduk. Hadi yürü. Dikilme orada kazık gibi. 10 saat seni mi bekleyeceğiz? Gidiyoruz efendim. Allah Allah. Ne dikilmesi? Hadi. Cafer efendi. Ay Cafer Efendi siz kalın inşallah. Buyurun. Cafer Efendi iyi ki gördüm seni. Markete mi gidiyorsun? Markete efendim. Ha, bana 1 kilo pirinç ile 1 kilo şeker alır mısın? Yarın sütlaç yapacağım da. Pirinç de şeker tamam efendim. Ha, Cafer Efendi az kalsın unutuyordum. 1 kilo da böreklik un. 1 kilo da un tamam. Hı-hı. Ya tuz, un, pirinç, şeker. Alt tarafı 10 saat evde kalacaksınız be. Kitapsızlar. Sanki savaş çıktı. Cafer. Of patla. Buyurun. Markete mi? Ha markete. Sana ne lazım? Bir çuval patates mi? Ne yapayım ben patatesi? 12 şişe bira al. 12 şişe diyor baykuş. Söylenme söylenme. Gelirsem oraya fena yaparım. 12 dedim. Anladın mı? Yarın mazot satışı yasak. İnsaf be. Nasıl taşıyacağız o kadar şişeyi? Vodka al o zaman. Büyük olsun. Kola da al tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamam.
tünemiş oraya konuşuyor. Omputusman bozuntusu. Baykuşman. Salam ne kadar geldi? 50 gram Dursun abi. O nasıl 50 gram iblis? Batıracak mısınız beni? Güzel tart şunu. 3-5 gram fazlası var baba. Ucundan mı koparacağız dilimi? Daha ne artık? Oo. Cevap vermeyin aslanım babanıza. Gene heyleri tutarsa hepimizi duman eder vallahi. Söylenme orada vır vır iblis. İşine bak kırarım boynuzunu. Ne dedi Halil Bey şimdi? Adam fena bir şey söylemedi baba. Sorduk mu sana iblis? Eyvallah artık ağzımızı da açmışız. Omurdan mı öyle müşterinin önünde? Kırarım boynuzunu. Hadi sil şu tezgahı. Hayrola Halil amca gene burnundan soluyor. Başımız belada be abi. Uzun hikaye boş ver. Sen öyle her şeye burnunu sokma çöpçü efendi. Temizliğine bak sen. Vay iyi, biz de yedik fırçayı. Buyur abi, idare et, yaşlandı yaşlandı. Ayıp ettin. Ne tuttu? 1-200, sen bir ver yeter. Vay be, bir sende 3 milyon. Sen kimin parasından 200 bin lira hibe ediyorsun iblis? 1-200, bir kuruş indirim yok. İşine gelirse. Olur, canın sağ olsun Halil amca, buyur. Kuruşu kuruşuna. Hadi. Bereket versin. Güle güle Dursun abi. Hop, önüne bak aslanım. Görmedim Cafer abi, kusura bakma. Ha, olmasın bir daha bak. Olmaz. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Oradan 2 tane süt ver Asım. Sen de 3 paket margarin çıkar bakayım Bodur. 3 pakette makarna, 1 kilo şeker. Sallanmayın çabuk. Evet. Ne bu afra tafra iblis? Saygılı ol müesseseye, kırarım boynuzunu. Ne saygısızlığı yaptık babacığım? Aman karşılık vermeyin işte, asabı bozuk. Benim de asabımı bozdular bugün babacığım. 50 kere markete yolluyorlar insanı. Yarın ekmek çıkacak dedim, dinletemedim. Belki 100 tane ekmek taşıdım bugün. Taşıyacaksın iblis, işin bu senin. Tamam işimiz de babacığım. Altı üstü bir sayım. Sanki seferberlik halindeyiz. Yok unu, yok şekeri, yok pirinci. Ne isterlerse alacaksın iblis. Biz iş yapmayacak mıyız? Herkesin gözü bizim kazancımızda zaten. Satıp kurtulacağım bu dükkanı. Kazan babacığım. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Ama biz de yoruluyoruz böyle git gel. Git gel iblis ne var? Alıyorsun ya tıkır tıkır bahşişini. İyi be aman. Çok öttün. Sat o zaman dükkanı. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Duydum ne dediğini iblis. Namerdim satmazsam. Anam. Ben öyle bir şey söylemedim babacığım. Bak nasıl satacağım hem de. Satıp çatır çatır yiyeceğim hepsini. Söyleme öyle şeyler Ali Bey. Yüreğime inecek vallahi. İnsin Bodur. Hadi sallanmayın siz de. Bakın içinize, kırarım boynuzunuzu. Ne oluyor evladım? Sabredemedin mi yemeğe kadar? Bekleyemem baba, hemen çıkacağım. Bugün 2 saat fazla çalışmam lazım. O niye evladım? Yarın gece biraz dinleneceğim baba. Zor dinlenirsin zor. Yarın gece de ödevlere bakarsın. Bizim gibiler ancak mezarda dinlenir. Bak 2 günde gene çöktü suratın. Ben bakarım. Ah, hoş geldin Aysel'cim. İyi akşamlar. Ben de çıkıyordum. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Sen de yine ipliğe döndün. Hafta içi okul, bütün gün aerobik dersi, sonra alışveriş, turşun çıkmıştır. Sorma baba. Yarın da sayımda görevliyim. Bir hasta daha olsa yığılıverecektim şuraya yorgunluktan Gül. Bizim hastalar da durup durup aynı gün geliyorlar Türkan abla. Ya. Hah, burada mısınız efendim? Hayrola Sabri Bey, bir şey mi oldu? Sormayın efendim, görünmez kaza. Bakın yüzümü ne hale getirdi musibet hayvan. Tırmaladı mı? Tontoş mu yaptı bunu? Sahiden de çok kötü tırmalamış. Temizlememiz lazım yarayı. Buyurun oturun şöyle Sabri Bey. Acıtmaz değil mi efendim? Acıtmaz, acıtmaz. Merak etmeyin. Aşıları tamam mı bari? Aşıları mı efendim? Kimin? Tabii ki kedinizin Sabri Bey. Kimin olacak? Bilmiyorum efendim, sorarım. Yani bakarım sağlık karnesine. Bakın da bir ona göre başka önlemler de alalım. Aa, yandım, yandım. Bitti Sabri Bey, bitti. Geçmiş olsun. Bant yapıştırmayacak mısınız? Gerek yok, hava alırsa daha çabuk iyileşir. Elinize sağlık efendim.
Dostlara böyle şeyler sorulmaz ama borcumuz? Aşk olsun Sabri Bey, ne borcu? Sağ olun efendim, yine mahcup ettiniz bizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Geçmiş olsun. Hayret doğrusu, o munis hayvan nasıl yapmış böyle bir şeyi? İnandın mı sen de Türkan abla? Tontuş kedi değil ki, melek. Onun işi değil bu. Farkındayım Gül. Bu daha büyük tırnaklı birinin işi. İyice azıttılar vallahi artık. Karı koca durmadan yiyorlar birbirlerini. Hem ne ayıp şey. İnsan evinde bir oksijen bulundurmaz mı? Değil mi Gül? Üstelik öyle savaş meydanı gibi bir evde. Buyurun. Babacığım, kızım kızım. Sus. Aptal aptal konuşma. Çarparım ha. Bırak şunu Allah aşkına Cafer. Yarın muayenehaneyi bir güzel silip süpürürseniz sevinirim. Tamam Türkan abla. Yaparız efendim, merak etmeyin. Silip süpürürüz gıcır gıcır. Buyurun. Kızım gidiyor Sevim. Ben de burada kolamı içiyorum. Heh, o da inandı. Tünemiş yine oraya baykuş. Çak çak çak. Sahiden kola mı içiyor artık? Yok efendim, ne kolası? Doldurdu içine vodkayı. Huylu huyundan vazgeçer mi Türkan abla? Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Yarına sağ çıkarsa iyidir valla. Bizi sayarken bunun nüfustan düşecekler bu gidişle. Aa, sen de ağzını ayır aç be. Daha neler artık. İyi akşamlar hanımefendi. Geç kalmışsınız bugün. Ancak Davut usta. Hastamız çoktu bugün. Öpeyim Türkan teyzeciğim. Biz de Dilek'le barıştık bugün. Öyle mi Halis'cim? Çok sevindim. Sen nasılsın Galip? Çok iyiyim Türkan Hanım. Hüseyin abi de bana bir kız buldu Balıketinde. Halt! O nasıl söz Türkan? Salak baba salak. Türkan teyzem şimdi sana onu mu sordu? Adi! Şuna bir şey söylesene amca. Halt! Güzel konuş büyüklerinle. Kaç defa söyledim sana. Aa, nasıl farkları? Oo, konsey toplanmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aysel öğretmenim ne yapıyor? İyi Halis'cim, evde. Çalıştırıyor mu gene kız voleybol takımını? Zıp zıp. Sus bakayım. Büyükler konuşuyor burada. Taksi işi mi gene hocam? Taksi işi Davut usta. Gidiyor musunuz Türkan? Hı-hı. Bırakayım isterseniz. Aa, çok iyi olur valla. Bugün siftahı benimle yapın. Aha, aşk olsun, ne siftah? Sizden para mı alacağız? Buyurun. Alacaksınız tabii. Aha. Yok öyle bedavacılık. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar. Buyurun. Hadi yürüyün. Yürü sen de. Hadi. Yürü. Bitme baba. Yürüsene tertip. Ay bebek öyle mi tutulur Şükrücüğüm, aşk olsun. Unuttun galiba sen bu işleri. Acemileşmişiz Nazan. 20 küsur yıldır bebek aldık kucağımıza. Ay ben niye unutmuyorum Şükrücüğüm? Gel bakayım gel. Gel. Annen doyursun karnını. Ah. Aman da aman. İsimsiz kaldı yavrucak. Ya ne kadar sorumsuz bir adam vardın ya. İnsan bu kadar zaman bir karar veremez mi? Canım o da çaresiz kaldı Şükrücüğüm. Ne yapsın çocuk? Herkes başka bir şey söylüyor. Oo, annem benim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vatandaşlarından Barış Cansever'i takdim ediyorum efendim. Çıkarttınız mı Kartal yeğenimi kimliğini enişte? Barış ismine ne zaman karar verdiniz? Anlaşılan bu iş oldu diye getirdim canım anneciğim. Biraz öyle oldu canım abi. Birlikte karar verdik sevgilimle. Baktık ki her kafadan bir ses çıkıyor. Düşündük taşındık, Barış olsun dedik. Çok iyi düşünmüşsünüz efendim. Barış çok güzel bir isim. Değil mi? Ben de çok beğendim. Hadi o zaman. Barış'ın şerefine. Hadi bakalım. Hem Barış bebeğe hem de savaşsız bir geleceğe. Adıyla bir yaşasın. Barış'a. Kartal yeğenime. Baygınla baygının Barış'ına. Mutlu sağlıklı büyüsün. Her zaman çok başarılı olsun. Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Nasıl yakıştı ama değil mi? Birimiz Aydın, birimiz Bilge, birimiz Barış. Acayip enişte. İkinci çocuğunuzun adını da Adalet koyun da kara tamamlansın. Saçmalama Ali. Bir tanesine bakamıyoruz daha. Ama bebeğimiz kısmetiyle geldi sevgili. Değil mi Cenab-ı abi? Barış bize şans getirdi. Getirdi canım. Yeni ufuklara yelken açıyor. Hayrolaydı.
Cenab abiyle başka bir radyoya transfer oluyoruz. Kurucular çok iyi. Aa, çok sevindim. Belki yakında kendi radyonuz da olur ha enişte. Kim bilir belki de. Neden olmasın canım? Ya, büyük bir şey. Sohbaya patlatacak paramız var mı? Çıkar içinde bir şey yapalım. Hallediyoruz abi. Hallediyoruz. Şey, bu güzel davetin adı da kaldı. Nereden biliyorsun? Kendinle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorsun ki. Ama öyle biri olmadığımı biliyorum. Buna eminim. Bu durumda hiçbir şeyden eminim diyemezsin. Benim anlattığın gibi... Kimse yok mu? Sence ben hem ihanet eden... Duymuyor musun Sultan Hanım? Kocan geldi. Hemen duyduk. Bundan sonra olacakları hazırlamak istedim. Sofra niye hazır değil kadın? Yemek nerede? Yok yemek falan. Yapmadım. Alacağın o 18'lik kız yapsın yemeklerini bundan sonra. Yapacak Sultan Hanım, yapacak kısmetse. Gene ağzına değil burnuna içmiş pis sarhoş. Her şeye hazır olmak zorunda. Bir değil, 3 tane daha alırım canım istersen. Halim vaktim yerinde çok şükür. 4'e kadar yolu var. Çökertmeden çıktım da halelim. Aman başım selamet. Sonunda uyutabildim Şükrücüğüm. Neyin atçı çocuk? Annesine çekmiş. Nerede kaldı bunlar? Benim de uykum geldi vallahi. Kimseye düşündükleri yok. Birazdan gene ağlamaya başlarsa biz mi emzireceğiz? Alo Cafer pilav attı buyurun. Ciğer. Topluyor muyuz Cafer abi? Topla penguen, topla. Bu saatten sonra Afrodit ablamızdan başka kimse gelmez. Bu pilav yağına kadar beklemez abi. Götürür verim yine Sabri domuzuna. Kediye diye veriyoruz ama günah boynuna kaynanasını yediriyor galiba. Yedirsinler abi, mis gibi pilav. Pilava bir şey dediğimiz yok penguen. Ben domuzun cimriliğine bozuluyor. Her tarafım tutulmuş, geberiyorum yorgunluktan. Sabah şu sayın memurları çok erken gelmese de biraz uyusak. Belli mi olur onun işi abi? Yandık abi. Tam da toplamıştık. Yabancı değil onlar bende. Yürün sıcak. Geldi bütün canım. Teşekkür ederim. Geçiyorduk uğradık Cafer amca. İyi yaptınız Ali Bey. Şeref verdiniz. İyi akşamlar. Dar geleli midelerin dostu. Nohutlu pilavcılar. İyi akşamlar. Ne haber penguen? Rahat dur Aydın. İyilik sağlık Aydın abi. Sağ olun. Tam zamanında geldiniz vallahi. Biz de şimdi kapatıyorduk. Aman Cafer amca ne varsa ver. Enişten bizi bu akşam yemeğe davet etti. Aç kaldık vallahi. Ayıp oğlum ayıp. Aç kaldın ha. Ne istediysen ısmarladık, yeseydin. Biraz pilavla, ayrana hayır demeyiz canım için. Ver. Ayran mı? Hemen. Ver bir ayran. Ver, hadi. Ayran ver. Ver. Ne dinliyorsunuz aslanım siz? Bizim istasyon çıkmıyor mu radyoda? Çıkmaz mı efendim? Yani bizim eski istasyon demek istiyorsun canım için. Kurcalama şunu Aydın. Barış'ın annesi bu dansı Barış'ın babasına lütfeder mi acaba? Buyur. Yavaş Aydın. Of. Her tarafım sızlıyor su. Hoppa. Deden yaşlanmış kızım. Bana oluyor mu dede? Sende ne marifetler varmış bacaksız. Hadi o bakalım. Hadi. Oh aman. İşi tersten yapıyorsun ama ha burası. Oo, vay. Bayağı da kuvvetliymişsin sen be. Acıyor mu? Çok acıyor. Şuraya bak baba şuraya. Biraz daha olayım geçer. Geldi sayın görevlisi Şevket. Bu kadar erken ha? Rüyasında mı görmüş bizi? Erken olur mu Şevket? Saat 9'u geçti. Kalkmadım daha bizim leylekler. Gece çok geç geldiler herhalde. Of. Günaydın. Günaydın efendim. Koltuğa otursaydın şöyle. Böyle iyi. Masada daha rahat yazarım.
Verdin mi nüfus cüzdanlarımız Mine? Verdim Şevket, hepsi orada. Beni de yazacak mısın? Yazacağım tabii. Benim adım Su. 3 yaşındayım. Hmm. Aferin. Yazdı işte, bak gördün mü? Hadi şimdi git babanları kaldır. Hoppa. Onlar da gelsin. Peki. Hane halkı kaç kişi? 6. 5 kişiyiz. Tabii ya. Ağız alışkanlığı işte. Yakın zamanda annemizi kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Siz sağ ol. Ben çay getireyim. Hadi kalkın. Söndü teyze geldi. Uf, yavaş ol bıcırık. Zaten kafam kazan gibi. Saat kaç Cem? Ne bileyim Özge, sanki yeni yatmış gibi. Kalkın, kalkın, kalkın. Bağırma öyle kızım. Tamam, kalkıyoruz. Çabuk gelmezsin, senin teyzesi saymaz. Nimet! Dur diyorum Nimet! Bak fena olacak. Kes palavrayı tahta kafa. Artık bitti. Senin o kuru sıkı raşitizm kanunların bana sökmez. Bırak beni Nimet, delirdin mi? Delirdim. Delirttin beni tahta kafa. Rahat dur, paralarım vallahi. Sen çok oldun artık. Debelenme şöyle tahta kafa. Adam gibi bir düğüm atamıyorum senin yüzünden. İmdat! Kurtarın beni. Yok mu bir vicdan sahibi? Bağırma, paralarım vallahi. Bütün mahalleyi ayağa mı kaldırmak istiyorsun? Evet. Herkes öğrensin senin nasıl bir kaçık olduğunu. Ne? Ne dedin sen bana? İmdat! Şimdi bağır da görelim. Geldim geldim. Patladın mı sen de? Ha, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Hane halkı kaç kişi? 1. Sadece ben varım. Sevgili kocam vefat etti. Başınız sağ olsun. Kimliğinizi rica edebilir miyim? Buyurun. Bir şey alır mıydınız? Çay kahve. Sağ olun. Az önce içtim. Ama burada evli olduğunuz yazılı hanımefendi. Kocacığım çok yakında rahmetli oldu. Yeni nüfus cüzdanımı henüz çıkartamadım. Tazecik bir dulum, sizin anlayacağınız. Anlıyorum. Neydi o ses? Ne sesi? Ben bir şey duymadım. Nasıl duymazsınız hanımefendi? Duymadım ayol. Yalan mı söyleyeceğim? Göz mü kırptım ben? Efendim? İşte yine oldu. Ha, o mu? O şey canım, tahta kafa. Tahta kafa mı? Kuş kuş. Benim cici kuşum tahta kafa. Papağan. Pek ısırma huyu yoktur ama ne olur ne olmaz diye odaya kapattım. Yine mi göz kırptım ben? Gidip bir bakayım cici kuşuma. Derdi neymiş? Papağan, papağan. Rahat dur tahta kafa. Beni sayın memuruna rezil mi etmek istiyorsun? Sus. Çıt çıkartayım deme. Paralarım vallahi. Karnı açmış karnı. Verdim yemini, kesti sesini. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık hanımefendi? Bitti galiba, başka sorum kalmadı. Bitti mi? Ne çabuk ayol? Göz mü kırptım ben? Ne yapıyorsunuz siz orada? Seksek oynuyoruz. Girin içeri çabuk. Bugün sokağa çıkmak yasak. Nerede anneniz sizin? Annem orada, onu söyle. Yasakları çiğnetmem. Benim adım Cemil. Başladı gene cavcav etmeye baykuş. Ne olur sanki çocuklar bahçede oynarsa? Burası kapının önü. Memurlar gelince içeri gireceğiz Cemil abi. Hepsini yazacağım raporumda, görürsünüz. Ne raporu yazacakmış? Bırak canım, yemiş kafayı. Ombut Osman mı ne, ondan olacakmış. Ne demekmiş o? Hay dilinizi eşek arısı soksun.
Ombudusman denmez ona. Ombudusman, ombudusman. Ona da karıştı domuz. Sen niye çıkardın o hayvanı dışarı? Dertimi gezdir dedi. Çıkardım amca. Hava alıyor köpek. Sayım günü köpek gezdirilmez. Niye? Onu da mı sayacaklar? Hadi hadi fazla konuşma. Al köpeğini doğru eve, pislik etme. O öyle pis köpek değil Sabri Bey amca. Amerikan kokkeri. Çok biliyorsun sapık. Ortalık pislikten geçilmez oldu bak. Onlar abadinin pisliği değil. Tertemimin elinde süpürgeyle falaç var. Görmüyor musun? İşte bak kakasını yapınca alıyorum böyle. Yeter anlatma. Midem kalktı sabah sabah. Nerede kocan? İçeride uyuyor. Niye sordun? Söyle o tembele kalksın hemen. Sayım görevlileri neredeyse gelir. Gelirlerse gelsinler. Onları da mı Cafer karşılayacak? Bir gün tatili var adamın. Senin dilin çok uzadı bakıyorum hanımefendi. Sordun söyledik. O yönetici bozuntusu Bunak'tan yüz buluyorsunuz ama... soracağım hesabını seçimden sonra. O zaman gelsin sizi kurtarsın bakalım. Aman herkes de seni seçmeye bayılıyordu. Çok konuşma hadi al kızlarını doğru eve. Aa şimdi de onlara taktı. Kızların sana ne zararı var be? Hiç işte konuşuyor mu gibi. Bir söylersen bu ama patlatırım seni. Baba! Baba! Apartman tımarhaneye döndü. Hayırdır inşallah. Süslenmiş püslenmiş nereye gidiyor acaba? Tontoş Hanım. Söyle anneannene hiçbir yere gidemez. Bugün sayım var. Sor babana Tontoş. Benim annem nereden senin anneannen oluyormuş? Ayla yakıştı mı çapram kızım? Siz niye giyindiniz böyle anneciğim? Fehamet halalara gideceğiz ya kızım. Anneciğim Fehamet hala çoktan rahmetli oldu. Öbür taraftan davetiye gönderdi herhalde sevgili yeğenine. Büyük hanımın da gitme vakti geliyor yavaş yavaş. Ne dediniz efendim siz? Tontoş söyle o kedi babasına. İnşallah kendi gider tez elden. Ayla sen neden hazırlanmıyorsun kızım? Bugün bir yere gidemeyiz anneciğim. Sokağa çıkma yasağı var. Bugün sayım günü, sayım. Öyleyse git babanı kaldır kızım. Dahiliye nazına ayıp olmasın. Evlere şendik. Hotlar karıştı gene. Ayla, İbrahim Paşa'nın resmi nerede kızım? Nerede olacak anneciğim? Damadınız olacak, hain çöpe attı. Tontoş'cum, söyle annene ait olduğu yere gönderdim o suratsızı. Tontoş sen de söyle babana, suratsız kendine benzer. O bir sanat şaheseriydi. Hah, pabucumun şaheseri. Ellerin kırılsın. Niye çöpe attın İbrahim Paşa'nın resmini? Ayşe'cim, hadi sen de gel artık. Geldim abla. Hadi, siz de biraz acele edin Davut. Sayım görevlerine ayıp olacak. Niye ayıp olsun diye? Otur onlarca yerler Allah ne verdiyse. Herkes benim gibi perizde değil nasıl olsa. Soslu yumurta nefis olmuş anneciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun yavrum. Benimki de çok güzel olmuş yenge. Eline sağlık. Şaplatmayın öyle ağzınızı. Anladık. Güzel olmuş. Patlatırım ensenizi. İştahla yiyor çocuklar Davut. Hemen ense patlatmak mı lazım? Kaç bin kişi olmuşuzdur amca? Hangi bin? Hayırsız. Milyon, milyon. Evelallah 100 milyonu aşarız bu sayımda. Öptüreceğiz Türk'ün elini bütün dünyaya. 100 milyon mu? Tüf. Halis oldun mu şimdi? Asıl sana çüş. Dumkov ne biçim konuşuyorsun babanla? Anne baksana şu kocana nasıl vuruyor. Hak ettin sen de ama yavrum. İnsan öyle şeyler söyler mi hiç? Çüş falan. Lütfen özür dile babandan. Çabuk özür dile amcamdan tertip. Yoksa çok fena olur ha. Galip. Ne yaparsın? Sana ne oluyor? Hadi. Amca şuna bir şey söylesene. Al. Kesin tepişmeyi. Şimdi senin de patlatırım enseni. Halis durma evladım. Hadi bitir kahvaltını. Bir dakika. Bana İştahımı kaçırdı hadi. Mal gibi. 100 milyon olursak Avrupa Birliği'ne girer miyiz amca? Oo hem de nasıl. Çatır çatır. Vurduk bu yumruğumuzu. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. O işler kafa sayısıyla olmuyor Davut. Kafaların içinde ne var onunla oluyor. Gireceğiz Rumiye. Galatasaray'la Avrupa futboluna girdiğimiz gibi Avrupa Birliği'nde de göstereceğiz Türk'ün gücünü evelallah. Göstereceğiz amca. Nasıl gidip Apo'yu da aldık? Sorduk mu sana hadi. Sen mi aldın Apo'yu? Ya şu bizim arazi işini de halletmek lazım artık Sevim. Hangi arazi işini? Mısır'daki arazi işini.
Saçmalama Cemil. Nereden çıktı şimdi Mısır'daki arazi falan? Anlattım ya sana Sevim. Benim büyük dedem Kral Faruk'un yeğeniymiş. Bak sen. Yalanın varsa şu nimet çarpsın Sevim. Ölürken bin dönüm arazi içindeki piramitle birlikte büyük dedeme bırakmış. Hem de piramitle birlikte ha? Keops piramidi Sevim. Büyük dedemden dedeme, dedemden babama kalmış. Baban da ölünce sana kaldı. Bize kaldı Sevim. Sayın görevlisi gelince mülklerimizi de yazdıralım mı? Bırak saçmalamayı sabah sabah. Ermeni tasarısına döndü bu da. Öyle ya. Niye yazdıralım? Zaten satacağım. Sana boğazda bir yıla alacağım. Kleopatra gibi yaşatacağım seni. Sırf o piramit su içinde 100 milyar eder. Belki de daha fazla. Sen sarhoş falan mısın Cemil? Yok Sevim. Ne sarhoşum? Kolayla sarhoş olunur mu? Kola ha? Ver bakayım şunu. Kolanın nesine bakacaksın Sevim? Kola koladır. Ver dedim, ver. Bırak. Tüh! Boyun posun devrilsin Cemil. Vodka mı var bunun içinde? Ne vodkası Sevim? Vallahi kola. Şişeyi açtım, içindekini olduğu gibi bardağı boşalttım. Sus, maval okuma bana. Nereden buldun vodkayı söyle bakayım. Cafer'e mi aldırdın yine? Ekmek çarsın, vodka falan aldırmadım Sevim. Sus yemin etme. Yetti artık. Bu sefer fena yapacağım o alçağı. Yap Sevim. Hak etti vallahi. Vatandaşın kolasının içine ne diye vodka karıştırıyor? Gelemem ben böyle şeylere. Benim adım Cemil. Dün pırasa kaçaydı Sedatcığım? Bir düşüneyim Serpil'cim. Yaklaşık 500 kadar. Peki lahana ne kadardı kocacığım? 400 milyonda o. Yani 400 bin dilim sürçtü. kereviz ne kadardı güzelim? Kereviz fazla prim yapmadı sevgilim. 200 falan ancak. Çocuk mu kandırıyorsun sizi Allah aşkına? Bırakın şu şifreli konuşmaları. Aa, ne şifresi ayol? Ne diyor bu? Şifre mifre yok kızım. Her şey şeffaf. Ermeni tasarısını konuşuyoruz. Sen o Borat şovsuzuyla son günlerde fazla polisiye film seyrettin herhalde. Ha, Ermeni tasarısı. Anlamıyoruz sanki baba. 500 pırasadan 300 lahanadan derken. Ne derken? Duymayacağım bir de öyle laflar. Ağzına biber sürerim. Aklın ermedi işlere karışma kızım. Git babana bir çay daha getir. Çok demli olmasın sakın. Ay, bu gençlerden de hiçbir şey gizlenmiyor Seda. Öyle vallahi Serpil. Biz böyle miydik bu yaşta? Neyse ki katil bunun kadar uyanık değil. Yoksa hapı yutmuştuk. Bırak onu Sedat şimdi. Ne kadar götürdün sahiden? 2 milyar karıcığım. Küsuratı da var. Oh. Sen paranın sihirbazısın. Öpeceğim. Sayımda seni bir yerine 2 kere yazmak lazım vallahi. Ha iyi ki hatırlattın Serpil. Görevliler gelmeden gidip katile hesap vereyim. Harbi ve şeffaf değil mi Sedat? Harbi ve şeffaf karıcığım. Tak. Bu ne biçim kahvaltı ablacığım? Yağsız peynir, tuzsuz zeytin, ot, çak. Kusura da yaranılmaz. Sağlıklı besliyoruz seni, fena mı? Fena ablacığım. Nerede benim sucuklu yumurtam? Açlıktan öldürecek misin vatandaşı? Kız sucuklu yumurta yersin ölürsün asıl kız. 4 damarını kesler, hala akıllanmadın ha. Ha? Aferin. Anlat babana got got got. Bak yavrum da söylüyor işte. Yumurta falan yasak diyor. Karıştırma yavruyu bu işlere ablacığım. Hasretli vatandaşı. Kız, sayımda seni de yazdıracak baban kız. Kız değil ablacığım, horoz. Sabına kadar erkek. İyi kız, tamam. Sen de erkek diye yazdırsın, ne yapalım? Hı? Geldiler işte. Galata'dan at beni ablacığım, at kes. Derin görevlisi öyle şarkıyla. Dans da karşılanmaz. Ciddi olalım. İyi günler Şengül Hanım, nasılsınız? Hoş geldin. Biz de sayın memur geldi tam, gel. Günaydın canım abicim. Günaydın birader. Kaynan seviyormuş, buyur. Afiyet olsun canım abicim. Biz o işi yaptık. Dünkü hesapları getirdim sana. Şeffaf mı birader? Aynen canım abicim, şeffaf. Ha ona göre. Yamuk varsa oyarım. Aşk olsun canım abicim. Ne yamuğu? Hala tanıyamadın mı sen kardeşini? Tanıdığım için soruyorum birader. Kıvırtma. Arak var mı yok mu? Kalbimi kırıyorsun ama canım abicim. Var mı yok mu birader? Açık ve net. Sayın günü sildirme defterden kendini. Aman hemen girme havalara kız, sen de katil gibi. Ne olmuş yani azıcık kazıklıyorsa. Haristen gazel okuma ablacığım, konuşuyoruz. Kazıklamanın azı çoğu olmaz. Çok güzel söyledin canım abicim. Tak, ağzına sağlık. Ne demek çoğu azı? Memleketimden batıyor birader. Azıcık oradan birazcık buradan fare gibi kemiriyorlar vatandaşı.
paraşütçüsü, balinacısı hepsini salandıracaksın. Azına çoğuna bakmadan hepsini keseceksin bu hırsızların. Aynen canım abicim, kıtır kıtır. Kız memlekette insan kalmaz o zaman kız ha. Yavaş karıştır çayını emekçi, başıma ağrılar giriyor. Ama iyi eğlendik değil mi Cenab abi? Orası öyle tabii. Aydıncımız sayesinde güzel bir gece geçirdik. Oh. Bu da böyle emekçi ya. Halil Pazarlama'nın bayat salamlarını yemekten beynim dumuru uğrayacak. Ülke önemli bir şairi yitirecek. Yapamadım bir krebs üzet ya da mantarlı omlet. Transfer ücretini alınca kendine tutarsın bir hizmetçi Cenab abi. O sana krep de yapar, omlet de. Ya o Esmer bu sabah da görünmedi. Acaba başka bir yerde mi sayılıyor? Kim bilir abi. Nerede kaldı peki bu sayım görevlileri? Kurtulamadık bir türlü ev hapsinden. Hala ağla kapatılmış sürü gibi hissediyorum kendimi. Ama yazacağım Süleyman Bey mektup. Bu ne hikayelik? Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğim. Cumhurbaşkanımız Süleyman Bey değil artık Cenab abi. Biliyorsun Ahmet Necdet Sezer. Evet. Evet öyle ya. Sanki hiç değişmemiş gibi. Olsun ben yine de Süleyman Bey'e yazayım. Bu ülkede her şey hala ondan soruluyor. Evet abi. Zaten baş ombudsman olacakmış. No. Geldiler nihayet abi. Ben geldim Sıtık amca. Hoş geldin Halis. Niye geldin yine delikanlı? Sevgimle barıştık ve tatlı. Ne yapalım barıştıysanız? Babamlarla gittik, baklava da götürdük öyle yumuşak yumuşak. Aferin Halis, çok sevindik. Hadi iyi günler. Bir şey daha söyleyeceğim. Ne diyeceksin daha? Dileğin şeyleri büyümüş iki günde. Böyle böyle olmuş. Bak çekeceğim kulağını yaramaz ha. Kurtul artık şu saplantılarından. Sayın memurları geldi Halis. Hadi evine hadi. İyi günler. Bir baş belası daha. Sen niye buradasın gene? Hadi git evine. Annen seni çağırıyor. Özel bir şey konuşacağız. Güle güle Celilciğim. Zaten eve kapatılmaktan elim ayağım titriyor böyle. Bir de seninle uğraşmayalım. Benim adım Cemil. Kimin evinden kimi koyuyorsun sen? Aa, ne dedi bu şimdi? Ne bileyim abi, ben de anlamadım. Sayım görevlileri geldi. Hadi herkes evine. Hadi, hadi güle güle, evine. Güle güle. İyi günler, buyurun. Aa, bu ne Cafer? Hayrola? Gözlem efendim, gül yaptı. Size de gönderdi. Kalbin temizmiş abi, bak. Başka bir şey isteseymiş ne olacakmış? Nihayet aklı başında bir insan kapımızı çaldı, sağ ol Cafer. İşte Anadolu insanının güzelliği bu İbirci. Bir de bunların ikisini alıp götürürsen minnettarlığımız ikiye katlanır canım içi. Hadi gidelim Cemil abi. Bırak çekiştirme insanı. Sen de gel tertip. Gelmiyorum ben ne? Aile teyzem tabloyu geri istiyor canım. Aa. Anam. Geri mi istiyor? Aman tertip, sen bu işlere karışma gözünü seveyim. Cinayet çıkarsa sen sorumlu olursun vallahi. Yürüyün hadi hadi. Almadan gitmem. Aşk olsun Bilge. Niye böyle emrivaki yaptınız? İyi olmuş Nazan, boş ver. Çocuk ilkokula gidene kadar isimsiz kalacaktı yoksa anne. Barış ismini beğenmediniz mi efendim? Beğendim beğenmesini ama ne yalan söyleyeyim, alındım biraz. İnsan bize de sormaz mı? Sormadık mı anne, aşk olsun. Kaç defa sorduk. Kendin diyordun Nazan, herkes başka bir isim istiyor diye. Lan Barış, bir gülücük yap bakayım dedi. Bir gülücük yap bakayım dedi. Barış, Barış. Alıştı vallahi efendim size. Sahiden de gülüyor baba. Anne, güzel bir film oynuyormuş. Bu akşam gidebilir miyiz? Yani Barış'a yine biz mi bakacağız? Yeter artık ya. Ne bu böyle her gece her gece? Evet abla ya. Ne oluyor? Oturun oturduğunuz yerde. Bize güvenip mi yaptınız bu çocuğu? Lan Barış. Lan Barış. Bir gülücük daha yap bakayım dedeye. He? Tamam, dur tertip. Ver şunu bana. Vermiyorum. Aile teyzem istedim. Ona vereceğim. Dur tertip. Yapamazsın. Verme sakın. Cinayet çıkacak vallahi. Durun beni bekleyin. Cemil! Cemil! Nereye gidiyorsun? Gel buraya çabuk. Dur seveyim, yakalamamız lazım çocuğu. Yoksa cinayet çıkacak. Gel buraya dedim. Tontoş söyle babana. Sayın memurları geldi. Geldim efendim, geldim. Gene bu mu suratsız? Ay! Ay! Fena oluyorum. Ah! Ah! Ne oldu Sabri Bey amcacığım? Anam, beğendin mi yaptığını tertip? Gitti adam, gitti. Nalları dikti senin yüzünden. Şükürler olsun, sonunda kavuştum şaheserime.
Ayla ayıp değil mi kızım? Otursana İbrahim Paşa'yı. Buyurun paşam, buyurun. Neyse ki Sabri amcanın rahatsızlığı ciddi değildi. Sayım görevlileri geldiğinde Ayla teyze ile o efendimli, hık hıklı kavgalarına yeniden başlamışlardı bile. Paşa resmine gelince o gün gizemli bir biçimde ortadan kayboldu. Kız bu eniştem kafayı yemiş vallahi. Ne demek dükkanı satmak? Altın yumurtlayan tavuk kesilir miymiş? Ne bileyim abi. Bir laf da söylenmiyor ki artık. Sapıttı adam iyice. Babacım dur. Piriye kızıp yorgan yapıyorsun. Yakarım iblis. Ne uğraşacağım bundan sonra? Satarım yerim paramı afiyetle. Kız bir şey söyle şuna. Ama ne söyleyeceğim abi? Bıktım artık. Sök şunu oradan Ali Bey. Bu dükkanı satarsan şerefsizim kıyarım canıma. Giderim köprüden atarım kendimi. At budu. Hiç durma. Memleket bir mikroptan kurtulur. Bırak saçmalamayı baba. Gir şunu abi. Çek elini iblis. Konuşalım işte ise baba. Söyle bizden istediğin ne? Söyleyeceğimi söyledim. Karışmayın bana. Ayıp Halil Bey. Ne demek öyle personelle beraber? Çocuklarını da mı satacaksın Halil Bey? Resmen köle muamelesi yapıyorsun bize baba. Hak ettiniz siz de aslanım. Babamız diye şımardıkça şımardınız. Dur sen de şimdi enişte. Satıyorum hepinizi. Yeni patronunuza da şımarın görelim. Boşuna asıyorsun baba. Sen as biz sökeriz. Yine asarım iblis. Gazeteye ilan veririm. Araç mezat satarım. Sat babacığım. Bana göre hava hoş. Ama bu çocuklara yazık. Sorduk mu sana? Sen git kapıcılığını yap. Hem parayı ne yapacaksın babacığım bu yaştan sonra? Zaten bir ayağın çukurda. Kimin bir ayağı çukurda iblis? Kırarım boynunu. Babacığım. Öldürdüler babacığım. Adamı sonunda. Eşhedüallah. Böyle şeyler söyledi mi Cafer abi ya? Ne dedik ki penguen? Babacığım. Yakasını gevşet enişte. Baba iyi misin baba? Küzüm ölüyorum. İyisin babacığım iyisin. Sen hepimizi göversin. Koş kolayı getir Bodur hadi. Hadi babacığım. Çabuk hadi. Babacığım babacığım. Ya erken asıyorsun bayrağı Cemil abi. Asarım. Benim adım Ombudsman Cemil. Herkese örnek olmam lazım. Helal olsun sana. En büyük bayram bu bayram. Okula mı? Okula. Erken değil mi daha? Buna da karıştı baykuş. Gitmiyoruz daha. Babamı bekliyoruz. Tören var mı pazara tören? Var tabii. Ben şiir okuyacağım. Yapma ya. Ya Dursun abisi okusun da bir dinle. Oku kızım hadi sıkılma. Burada yabancı yok kızım oku. Cumhuriyet kahraman Atatürk'ten armağansın sen bize. Sessiz ol abadi. Banu şiir okuyor ne tatlı. Yıldırım çalsın katılsın sevgimize. Bir çeyrek oldu seni başımızda göreyim. Yaşasın Cumhuriyet diye çarpsın yüreğim. Aferin Banu çok güzel okudun. Daha bitmedi Halis abi. Hadi Banu devam et kızım. Korumaya ant içtim. Seni nabzım vurdukça başımızın tacısın. Var ol, var ol dünya durdukça. Yazan İsmail Hakkı Sunat. Senin ufaklık değil mi şöyle Cafer abi? Nazar değmesin vallahi. İkisinin de maşallahı var. He, ne sandın çöpçü? Akıllıdır benim kızlarım, akıllı. Okuyup doktor olacak ikisi de. Alın bakayım beslenmelerinizi de doğru okula. Sakın geç kalmayın. Allah zihin açıklığı versin. Kaldırımdan yürüyün tamam mı kızım? Banu ablanın elini tut kızım hadi. Yavaş yavaş. Süpür çöpçü süpür. Ha, biz ne yapıyoruz? Ha öyle dalga geçme. İyi günler abi. İyi günler penguen. Ne cehennemde kaldın sen yine? Geldik işte efendim. Buyurun. Geldi ya işte adam. Sen ne anlarsın sapık? Sana o köpeği buralarda dolaştırma demedim mi 100 kere? 1000 kere söylesen yine dolaştırma. Bağırın. Sen hangi yüzle benimle konuşuyorsun sapık? Al köpeğini defol şuradan. Gitmiyorum bağırın. Sen de bakma suratıma aval aval. Ver şunları ver. Buyurun. Niye asmadı hala toplantı duyurusunu o bunak yönetici? Bir hafta kaldı. Ben ne karışırım efendim? Koskoca yönetici. Kendi bileceği iş. Söyle o buna. Mahkemeye veririm vallahi. Hemen assın duyuruyu. Haftaya toplanılacak. Haftaya olmaz o iş. Bizim sevimli evlilik yıldönümümüz.
Hay senin evlilik yıl dönümünü. Sanki Bahamalara gideceksin baykuş. Nerede bu gazetenin VCD'si? Yemedik ya efendim. CD'si, VCD'si hepsi içinde işte. Ne demek VCD'si eşek? Aklınca benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah efendim. Ne dalgası? Ayağını denk al bundan sonra. Haftaya elimdesin ona göre. Aman sanki seni seçecekler de. Ezici çoğunlukla seçileceğim hem de görürsünüz. Ne göreceğiz efendim? Hayırlı olsun. Bizi korkutuyor kitapsız. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok çok şükür. Konuş konuş. Bunların hepsini yazıyorum bir kenara. Çok dilin uzadı senin son günlerde. Ali teyze uyuyor mu hala? Yatıyor mu hala pembe pembe? Sus sapık rezil. Susmayacağım bağırın. Bak hala konuşuyor utanmadan. Hem bulup getirdi o kıllı yalı kazığının resmini... ...karı koca arasına nifak soktu ahlaksız. Ne yapayım? Ali teyzem çok üzülmüştü. Ağlıyordu böyle. Nerede şimdi o resim? Söyleme bağırın. Sakın bir daha getirme o süprüntüyü fena yaparım. Ben de babama söylerim sana oy vermez. Aman vermesin. Sizin oyunuza kalmadım çok şükür. Alamam bozuntuları. Sen de dikilme orada yürü. Haber ver komşulara. Yürü abi. Bir manileri yoksa ziyarete geleceğiz ailece. Başüstüne. Başladı kulis çalışmalarına domuz ama boşuna. Bir tane oyalamaz bu kafayla. Oyalanma sen de Cafer. Hadi herkes ekmek bekliyor. Gidiyoruz Gül. Zaten sabah sabah baban yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ne oldu yine? Satılık ilanını asarken çocuklarla kavga etti. Kalbi tuttu. Deme. Yok bir şey. Telaşlanma. Yarısı da numara. Sultan Hanım alıp eve götürdü. Bir ay yatar şimdi garanti. Bir ay darbe marbe yok anlayacağım. Rahatız. Oh maşallah. Hükümet gecekonduculara hazine arazilerini... 2 milyardan satacakmış. Bizde enayilik. Zamanında çevirecekmişiz ki 4 gecekonduluk araziyi. Okunacak bir şey kalmadı efendim gazetelerde. Televizyondan bütün haberleri alıyoruz zaten. O hediyeleri de olmasa almayacağım vallahi. Sizinle konuşan yok efendim. Boşuna nefes tüketmeyin. Unutmadım yaptıklarınızı. Hala dargın mıyız efendim? Bakın haftaya seçim var. Ailece dayanışma içinde olmamız lazım. Siz, ben, muhterem anneniz, tontoş kedimiz, rahmetli babamız. Dokunma Rüknettin'in resmine, kırarım ellerini. Onu da mı atacaksın İbrahim Paşa'nın resmi gibi? Karıştırıyorsunuz yine efendim. Ben resim falan atmadım. Biri almış götürmüş işte. O sırada baygın yatıyordum. Keşke hiç kalkamasaydınız efendim. Bakın, lütfen unutalım efendim artık olanları. Komşu ziyaretlerine başlamamız gerekiyor. Ben gelmiyorum efendim. Siz yönetici seçileceksiniz diye kapı kapı dolaşamam. Önce Şükrü Beylerden başlasak diyorum efendim. Onların 2 oyu var. Hatta kiracılarıyla birlikte 3. Bir helva falan yaparsanız. Helva gider miymiş efendim hiç ölü evi gibi. Hadi buyurun sofraya anneciğim. Ah buyurun efendim girin koluma. Melek kayınvalidem benim melek. Bırak beni paşa düşmanı. Tablo hırsızı. Mümkün olsa inanın o resmi bulup getiririm size. Ama vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi efendim buyurun buyurun. Ah canım. Ne yapayım bunu Sevim? Allah cezanı vermesin. Sende miydi burası? Aldım Sevim mecburen aldım. Yoksa cinayet çıkacaktı. Buraya asayım mı? İstemez istemez. Bir paşa tablomuz eksikti. Ama güzel durdu Sevim. Götür at şunu Cemil. Yoksa burada bir cinayet çıkacak şimdi. Ne zararı var bunun sana Sevim? Götür at dedim Cemil laf anlamıyor musun? Bir duyan olursa yandık. Önce Ayla Hanım gelir. Peşinden de Sabri Bey. Gürültü patırtı istemiyorum ben evimde. Kızım ne zahmet ediyorsun ben toplarım. Tamam babacığım bitti bile. Acele et Ayşen geç kalıyoruz. Bu akşam şu Cumhuriyet Bayramı konuşmanı bir daha prova edelim seninle Nazif. Olur baba. Söylediklerimi de unutma sakın. Madem sen yönetiyorsun bu yıl adam gibi bir tören yapın. Tamam baba. Geçiştirici cevaplar verme bana öyle ulan. Olur baba tamam baba. Çocuk mu avutuyorsun? Ne avutması babacığım? Aşk olsun. Can kulağıyla dinliyorum hepsini. Darılma baba ama. Asıl sen bize çocukmuşuz gibi davranıyorsun.
Kaç yıldır biz düzenliyoruz bu törenleri. Ben de onu söylüyorum ya kızım. Gene basma kalıp laflarla milleti canından bezdirmeyin. Cumhuriyet düşmanları çoğaldı. Anlatın çocuklara cumhuriyetimizin erdemlerini. Bir kaybedersek başımıza neler gelebileceğini düşünsünler. Bakın şu Filistinlilerin, Yugoslavların haline. İyi günler, buyurun. İyi günler. İyi günler Cafer. Hocam, atıp tutuyor seninki gene. Sabri Bey münasebetsizi mi? He. Yok toplantı duyurusunu asmamışsın da, yok seçimden kaçıyormuşsun da, mahkemeye verecekmiş seni. Versin ulan sıkıysa, kim kaçıyor seçimden? Alacak haftaya boyunun ölçüsünü kereste müdürü. Hadi evladım sallanmayın siz de. Hayrola Serpil Tak. Niye suratı sirke satıyor bunu? Biraz canı sıkılmış Sedat. Bora'nın adı bir dedikoduya karışmış da. Ne dedikodusu? Rüşvet almış. Rüşvet mi? Hmm. Ne kadar? 2 milyar. 2 milyar mı? Hmm. Bak sen. Başlangıç için hiç fena değil. Aslı, kızım. Bu senin şulsuzda meğer ne marifetler varmış da haberimiz yok. Baba, sen de üzerime gelme. Rüşvet alan Bora değil. O almıştır kızım, o almıştır. Tak. Kesin o götürmüştür. Cızzz. Bora masum baba. Yemin etti bana. Aa, biz de her gün tek ayak üzerinde kaç yemin ediyoruz be kızım. Tabii almadım diyecek. Akıllı çocuk. Bak sana bile söylemiyor. Aferin, aferin. Adam olacak bu çocuk. Aa, asma şöyle suratını kızım. Aa, aldıysa senin için aldı. Bunda ne kötülük var? Bari sen böyle konuşma anne. Hala evlenmek istiyor musun sen kızım? İstiyorsa ciddi ciddi düşünebiliriz bu Bora'yı. Bir gün getir de tanışalım. İkinizle de konuşulmaz. Aa Aslı, ama bak kızım, bizim sana söylemek istediğimiz şey... Ay anam! Oh. Sen gene kapı mı dinliyordun mikrop? Tamam. Yok efendim, ne dinlemesi? Tam zile uzanmıştım ki. Hadi güle güle kardeşim. Verdin ekmeği gazeteyi, daha ne bekliyorsun? Şey efendim, müsaitseniz bir akşam Sabri Beyler ziyaretinize gelecekmiş. Ah, ne ziyareti ayol? Bayram değil, seyran değil. Propaganda ziyareti efendim. Ha. Haftaya seçim var biliyorsunuz. Ha. Müsait değiliz kardeşim. Söyle gelmesinler. Benim öğleleriyle tüketecek vaktim yok, anlaşıldı mı? Hı. Dakikası para onun, dakikası. Haberin var mı senin? Tabii efendim, para tabii. Hadi bakayım. Şimdi ufak ufak yaylan da ense tıraşını görelim. Cız. İyi günler. Hadi güle güle, güle güle. Sedatcığım, kızın yanında soramadım. Bu haftaki hasılat ne kadar? Müstakbel damadımızın götürdüğünü ikiye katlar. Ay senle gurur duyuyorum Sedat, öpeceğim. Ama dikkat et, suyunu çıkarma. Çıkarmam Serpil Tak, merak etme sen. Aheste götür paraları. Cız, katil uyanmasın. Kız deprem mi oluyor? Karıcan babacığım. Deprem falan yok. 40 kere söyledik o Cafer'den herife. Öküz gibi basmış yüzüne diye. Şimdi cinayet çıkacak. Aa, dur kız, sen de hemen katil gibi. Kalbin falan tutacak, sakin ol. Paralayacak mısın adamı? Paralayacağım ablacığım. Boşuna mı asıyoruz kapıya rahatsız etmeyin diye ha? O levayı. Geliyorum, patlama. Öldün sen koçum. Bu sefer işim bitti. Ağır ol efendim, hop ne oluyor? Sen miydin sayın abim? Pardon. Benim ya. Sen kim sandın? Benim adım Cemil. Gördün mü kız? Boşuna kapıcını günahını aldın bak. Ablacığım bir dakika, konuşuyoruz. Hayrola sayın abim. Niye getirdin bu resmi? Sevim evde istemedi. Belki siz istersiniz dedim. Biz de istemeyiz sayın abim. Burası çöplük değil. Bırak kız. İstiyoruz. Asarız bir yerlere. Bu seni tak yine götürmeye başlamış. Haberin olsun. Vatandaşın her şeyden haberi var sayın abim. Dedikodu yok, uyuyacağız. Sen zaten ayakta uyuyorsun be. Kes dedim sayın abim, hasta etme vatandaşı. Bak kırarım hatırımı. Yavaş kız, paralayacak mısın adamı? Sen de söyleme öyle şeyler sabah sabah. Katilin zaten sinirleri tepesinde. Hadi çek arabanı, hadi güle güle. Ablacığım hop nereye? İçeri götürüyorum kız. Asarız başucumuza şöyle. Ablacığım hasta etme vatandaşı. Ne iş var başucumuzda? Koy bir kenara, parçalamayayım. İyi kız, anladık. Hem ne oluyor öyle katil gibi? Komşuma şöyle böyle diyoruz ama sabırlı adam. O kadın resmen katleder insanı. Bu da en yüksek olan yaşlı.
Cenap amcamın resmini Aile teyzeme götürdüm diye Sabri Bey amca bana küstü. Yine bağırdı bu sabah mö gibi. Bir daha getirirsen fena yaparım dedi. Çepet etmezdim Dumkov. Adam haklı. Bu aile arasında bir şey. Senle karışıyorsun. Ben de olsam kızarım. Allah Allah. Hemen bağırmak mı lazım Davut? İyilik olsun diye yapmış çocuk. Ne çocuğu diye kazık kadar oldu. Çocukum baba. Bak annem bana hormonların gelişsin diye meyve suyu içiriyor. Küçül de cebime gir bari. Dana. Anne bak kocana ne diyor. Hem ben danaysam sen ne oluyorsun baba? O nasıl söz oğlum? Al. Patlatırım ben senin ne dedin sen Dumkov. Nein. Nein Davut. Dumkov yok. Ağzından kaçırdı çocuk. Halis. Sen de derhal özür dileyeceksin babandan yavrum. Dilemeyeceğim bana ne? Eşek gibi dileyeceksin. Hem benden hem de Sabri Bey'den. Dilemeyeceğim işte. Halis karşı gelme babana yavrum. Evet Halis. Halis ben de kızıyorum ama şimdi bak. Tamam. Babama söylediğimi geri alıyorum. Ama Sabri Bey amcadan özür mözür dilemem ben. Bana ne? Ben sana diletmesini bilirim. Dumkov. Bakma suratıma gel önündekilere. Hadi bakalım soğutmayın. Yaşa Nazan. Eline sağlık. Oh be. Sonunda kavuştuk annemize. Annenize mi? Yoksa aşınıza mı? İkisine de Nazancığım. Kızım hemen. Kartal yeğenim geceleri ağlamıyor artık galiba. Zırt pırt kaçıp gelmiyor eniştem. Enişten havalarda oğlum. Günlerdir yapacağı transferden başka bir şey düşündüğü yok. Bebek sahiden kısmetiyle geldi galiba. Ne işler bunlar anlamıyorum vallahi. Nereden buluyorlar bu paraları? Danimarka'ya kuru üzüm satıp 3 kuruş kazanacağız diye bizim göbeğimiz çatlıyor. Fırsat bulsam ben de bakmam giderim vallahi baba. Nereye gidiyorsun Sıpa? Daha dün bir bugün iki. Askeri gidene kadar çalış işte babanlarla Ali. Macera mı arıyorsun? Zaten ne tarafa dönsek önümüze bu askerlik sorunu çıkıyor. Ne evlenebiliyoruz ne de eniştem gibi ballı bir transfer yapabiliyoruz. Otur oturduğun yerde oğlum. Bırak şu transfer lafını. Sahiden Aydın'la Cenap Bey'e öyle milyarlarca lirayı nasıl veriyorlar ben anlayamadım. Televizyon olsaydı neyse. Altı üstü bir radyo. Çıldırmış piyasa Nazan. Eskiden böyle şeyleri hayal bile edemezdik. Galatasaraylı Kadri 57.500 liraya kara gümrüğe geçmişti de asrın transferi demişti bütün gazeteler. Valar 150 kuruş mu neydi? O senin anlattıkları mazi oldu Şükrücüğüm. Tarih öncesi baba tarih öncesi. Hadi be. He. Ver bakalım bir şans öpücüğü. Oğlumuzdan aldım bir tane de sen ver. Hadi bakalım iyi şanslar. Umarım son anda bir terslik çıkmaz. Çıkmaz sevgilim hiç merak etme sen. Zaten bu görüşme sadece formalite. Sözleşmeyi dikkatli okudunuz mu? Okumaz olur muyuz? Okuduk. Bütün şartlarımızı kabul ettiler. Bundan sonra rahatız sevgilim. Zengin olduk zengin. Ay, bağırma çocuğu uyandıracaksın Aydın. Artık seni hiç çalıştırmayacağım sevgilim. Ben paraları kazanacağım. Sen de oğlumuzu yetiştireceksin. Bu saate kadar uyunur muyduk? Bak çıkacağım kulağına. Azarlama şöyle insanı çocuk gibi Cenab abi. Kız duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Ayten yabancımız mı? Uyanamamışız işte Cenab abi. Kabahat bende mi? Sen de tabii İbrikçi. Aydıncığım neredeyse gelir. İnsan bir saat kurmaz mı? Kendin kursaydın sen de abi. Allah Allah. Günaydın. Günaydın canım Liçi. Hayrola? Sabah sabah ne oldu yine? Hiç canım. Geç kaldık diye hırsını bizden çıkarıyor. Ben hemen kahve suyu koyayım. Zahmet olacak canım Liçi. Ben de gidip giyineyim çabucak. Ya bu böyle olmayacak gibi Liçi. Ayrı eve çıkacağım. Şöyle boğaz gören bir çatı katı. Bir de kadın tutarım. Çık canım abi. Helal olsun. Villa al kendine. Sınıf atlayınca anında sattın bizi. Yani sen de çok alıngansın ama İbrikçi. Olmaz ki bu kadar. Ah. Günaydın. Günaydın. Giyinmemişsin Cenab abi. Şöyle geç otur canım Liçi. 2 dakikada hazır olurum. Aydıncıma da bir kahve verin. Ne olur acele et Cenab abi. Bugün hayatımızın dönüm noktası. Merhaba. Merhaba. Teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Alo Cafer pilav attı buyurun. Beğenemedin mi salak? Hem de pilav. Eline sağlık Gül. Teşekkür ederim.
Türkan Hanım çikolatalı kahvesi de kesesine bereket. Oh maşallah, keyfin yerinde. Ne oldu ki Gül? Daha ne olsun? Nazif Hoca ile Aysel Hanım babalarının yönetici olmasını istemiyorlar. Başka aday da yok. Yöneticilik gene bu domuzun eline kalacak. Oo, düşündüğün şeye bak. Bir şey yapamaz bize kitapsız. Kapı gibi arkamız var. Yavuz Bey ne yapar adamı? Cart curt yok öyle vatandaşa. Alo Cafer, bile battı, buyurun. Buyurun. Günaydın Muvaffak Bey. Günaydın kızım. Şunu şuraya asayım. As hocam, as da kapansın domuzun çenesi. Oh maşallah. Üsküdar da sabah oldu beyefendi. Duyuruyu asıyor nihayet. Oyalama siyaseti. Anladı tabii seçilemeyeceğini. Şimdi bir şey söylerdim ama hadi gene büyüklük bende kalsın. Söyle hadi, söyle ne söyleyeceksen al cevabını. Haftaya defterin dürülüyor bunak. Sen mi dürüceksin benim defterimi? Tamam, dur hocam, gözünü seveyim yapma. Bari sen uyma şu adama Muvaffak Bey. Bırakın bırakın. Gelsin de kırayım ağzını burnunu. Sen kimin ağzını burnunu kırıyorsun dangalak? Vız gelirsin bana vız. Asıl sen bana vız gelirsin. Haftaya seçimde alacağım ifadeni. Al da görelim Molot Hodri Meydan. Hodri Meydan. Sıkıyorsa koy bakalım adaylığını. Koydum bile, senden mi korkacağım taş arabası? Göreceğiz bakalım. El mi yaman bey mi yaman? İşim bitti buna. Kurtaracağım bu apartmanı senden, görürsün. Yürü kereste müdürü, kereste müdürü. Tamam sus sus. Ne dedi şimdi o? Hiç efendim, konuşuyor işte salak salak. Kapa çeneni çarparım ha. Bana mı dedi onu? Vallahi Allah yarattı demem, koparırım senin o dilini. Yok efendim, size değil. Muvaffak Hoca'ya dedi. Laf aramızda, o da hak ediyor ha. Ne o öyle kabadayı kabadayı adamın üstüne yürümeler falan. Dağ başı mı burası? Hesabını soracağım, merak etme. Burnundan fitil fitil getireceğim yaptıklarını. Tek tek in şu basamakları oğlum. Oo efendim, iyi günler. İyi günler gözüm. Buyurun. Günaydın Davut Usta. Günaydın kızım. Biz de sana geliyorduk komşu. Öyle mi efendim, hayrola? Bu bizim hayırsız bir kabahat yapmış galiba. Senden özür dileyecek. Dilemeyeceğim, bahane. Aman efendim, çocuk o. Ara sıra yapıyor yaramazlığını ama biz durumunu biliyoruz. Biz onun amcası sayılırız. He. Çocuk o, çocuk. Komşular arasında böyle şeylerin önemi yok efendim. Ne diye zahmet ettiniz? Biz de size gelmeyi düşünüyorduk. Şu seçim mevzunu konuşmak için. Konuşuruz kızım, konuşuruz. Önce öbür meseleyi halledelim de. Hadi oğlum, bak böyle suratıma. Hadi. Hadi ama tertip. Sana da özür dilemek yakışır. Dilini mi yuttun Dumkov? Hadi. Ah! Canım canım! Ne sevimli bir çocuksun sen böyle. Sen de benim canımsın Aile teyzeciğim. Ne tatlı. Öpeceğim. O resmi yine getireceksin değil mi Aile teyzeciğine? Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Arayacağım Aile teyze. Bulur bulmaz getireceğim öyle yumuşak gibi şey. Oğul! Biz ne diyoruz, sen ne söylüyorsun Dumkov? Karışma el alemin içine. Öf, çıkamadı bunlar da bir türlü. Altın araba, gümüş tekerlek. Hacer Hanım, seslen şunlara ya. Çıkamıyorlar mı daha? Cem Bey, babanız sabırsızlanıyor. Acele edin biraz. Bilseydim içeride beklerdim. Hiç be Mine. 40 yılın biri torunumuzu gezmeye götürelim dedik. Ağaç ettiler bizi burada. Hah, geliyorlar, geliyorlar. Hoşça kal Hacer Hanım. Güle güle, acele edin. Nerede kaldınız Özge? Aman sormayın, saçını beğenmedi Su Hanım. 4 kere bozdurup yeniden yaptırdı bana. Öyleyse mazeretimiz geçerli. Bir de tutturmuş tahta kafalara gitmem diye. Gitmeyeceğim bana ne? O iş akşama kızım. Önce gezmeye gideceğiz. Gel bakalım. Dedesiyle babaannesi onu bakalım nerelere götürecek. Sizi de bıraksaydık deli. Yok baba, biz ayrı gidelim. Birkaç yere uğrayacağız. Bizim işimizin ne kadar süreceği belli olmaz. İyi hadi, akşam annenlerde görüşürüz. Su, baş baş yap bakayım babanlara kızım. Ben bebek değilim. Aldın mı ağzını payını Şevket?
Zamanı beledi, ne olacak? Hadi. Hoşça kal baba. Hoşça kal anne. Hadi bakalım. Güle güle. İyi eğlenceler. Çok şımartıyorlar Suyucu. Bak yine okula gitmedi bugün. Onlar da sana ne yapsalar yaranamıyorlar yani Özge. Annemlere gidiyoruz, akşam nasıl gelip alacağız diyen sen değil miydin? Canım sorun sırf okul değil ki. Bir de dediğini iki etmiyorlar, ne isterse alıyorlar. Huyu değişecek çocuğun. Sonra biz uğraşacağız. Söyle bakalım fıştırık. Salıncağa mı binmek istersin yoksa çarpışan arabalara mı? İkisine de. Peki ne alsın deden sana? Prens bebek mi yoksa prenses bebek mi? İkisinden. Oo maşallah. Özgelerin kızdığı kadar var yani Şevket. Çok şımartıyorsun sen bu çocuğu. Hadi canım çok biliyorlar. Ne anlarmış onlar çocuk terbiyesinden. Kendileri çocuk daha. Ne olacak bu gelir dağılımındaki eşitsizlik baba? Ne bileyim oğlum. Baksana. Bazıları banka batırıp parayı kamyonla götürüyorlar. Rezalet be baba. Bak ne yazıyor. Ülkemizdeki nüfusun %20'si ulusal gelirin %80'inden fazlasını paylaşıyor. Öyle ne yazık ki. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye yırtınıyoruz ama bunlarla kimsenin uğraştığı yok. Evet. Özür dilerim efendim. Bunun acele imzalanması lazımmış. Şevket Bey de torununu gezdiriyormuş, gelmeyecek galiba. Ver bakayım, neymiş o? Bankaya gidecek efendim. Maşallah efendim, sizin torun da neydi adı? Barış. Barış. Büyük baba demeye başlamış duyduğumuza göre. Başladı ya. Yakında 500 milyar yarışmasına katılacak. Ah efendim, sizin bu şakacılığınız yok mu? gözünüz aydın efendim. Eniştiniz müthiş bir transfer yapıyormuş. Yapıyor Ergun amca. Cenap amcayı şöhret etti. Şimdi çabalarının meyvasını topluyor. Hayırlı olsun efendim. Trilyon alacaklarmış öyle mi? Yok artık devenin nalı. Sen de fazla uçtun be Ergun. Nişanlımız arıyor. Selam Zeynep, ne haber? Şimdi aklımdan sen geçiyordun. Vallahi sen aramasan ben arayacaktım. Ah efendim gençliğin hali başka. O yaşlarda biz de öyledik. Başımızda kavak yerleri. Acele demiştin yanılmıyorsam Ergun. Sağ olun efendim. Ben hemen Bülent'i koşturayım. Tamam. Bizden de selam söyleyin. Özledik Zeynep Hanım valla. Hiç gelmiyor. Ergun amca da selam söylüyor Zeynep. Ne yapıyorsun bu öğlen? Bir yere çıkalım mı? Buraya gelsin efendim. Bir şeyler yaparız hep birlikte. Bülent sizi bekliyor Ergun Bey. İmzalattıysanız verin şunu da gideyim Ergun Bey bankalar kapanmadan. Neredeyse öyle oluyor. Al karaya, fırla. Ciddiyim efendim, çağırın gelsin. Pizza aldırırız. Ismarlıyor musunuz Ergun Bey? Ismarlarım kızım. Ne var? Esirgeyecek miyiz yani? Hadi iyisin Zeynep. Ergun amca davet ediyor. Pizza ısmarlayacakmış hepimize. Benimkini de ayırın Ergun Bey. Tamam Kanarya. Sen fırla abi. Sallanma. Bekliyoruz efendim. Tamam. Abbas al şunu. Koş 3 tane büyük pizza al. Hepimiz yeriz. Küçük beyin nişanlısı da geliyor. Neli olsun müdürüm affedersin? Bilmem. Bak işte karışık olsun. Bülent'in payını sakla gelince ısıtırsın değil mi? Bağış üstüne. Canım bir şeye mi sıkıldı müdürüm? Hayrola durgunsun. Bir durum mu var affedersin? Her zamanki şeyler be Abbas. Hayat gayesi. Kızın birini evlendirdik. Bir de büyük oğlunu evlendirirsek hayırlısıyla. Olur müdürüm. Hepsi olur hayırlısıyla. Kara kış bastırmadan da evin badanasını bir yaptırsak diyorum ama. Olmadı bir türlü. Boyacı tutsan dünyanın parası be Abbas. Ben de böyle tek tabanca. Ne yapacağım şaşırdım kaldım. Ben yardım ederim müdürüm affedersin. Sahi eder misin? Ederim müdürüm. Ne var bunda affedersin? Kolay iş bunlar. Yaşa be Abbas. Seviyorum bu huylarını. Dangalaksın filan ama insan halinden anlıyorsun. O ne kelime müdürüm affedersin. Bir hayır yapacağız, pişman etme adamı. Şaka yaptım şaka. Hadi fırla git al şu pizzaları. Sensin dangalak affedersin. Çok kızıyorum bu Amerikalılara. Ben de baba. Utanmazlar. Bir soykırım iftirası attılar. İftira baba.
Asıl onlar Tom Mix, Texas, hepsi Kızılderilileri öldürmüşler be gibi. Bundan sonra Amerikan malı kullanmak yok. Yok baba. Kola yok, hamburger yok. Zaten lahmacun söyledik tertip. Aferin kızım. Bundan sonra hep böyle. Yerli malı, yurdun malı, her Türk onu kullanmalı. Nerede kaldı tertibimde? 2 saattir gelemedi. Ne 2 saati Halis? Daha 15 dakika oldu çocuk gideli. Acelen ne oğlum? Gelir şimdi. Gelmez o baba, gelmez. Unutmuştur çoktan lahmacunları falan. Neyi unutsun tertip? Sokakta kadınlara bakıyordur öyle mi gibi. Al! Müzevilik yok Tumkov. Yakışmaz Türk çocuğuna. Sahi nerede kaldı kızım bu hayırsız? Belki kebapçıda sıra vardır usta, gelir şimdi. Burada bakır, demir, eskiler alın eskici. Merhaba Hüseyin abi. Ooo tertibim, merhaba. O ne öyle elindeki, öğlen yemeği mi? Lahmacun aldım Hüseyin abi. Hepimiz yiyeceğiz. Mis gibi de koktu mu bari ha? Ben de senin de geleyim bakayım ustan nasılmış ha? Gel Hüseyin abi, sen de yersin. Sağ ol tertip, ben tokum. Ustamla bir şey konuşacağım da onun için. Ha? Burada bakır, demir, eskiden alırım. Nerede kaldın hayırsız? Midemiz sırtımıza yapıştı. Sıra bekledim amca, anca. Merhaba ustam, yemek saati ha? Merhaba Hüseyin efendi. Buyur, kaynanan seviyormuş. Kaynanamız olsa severdi Zahar ustam. Ver şunları tertip soğumadan. Nerede kaldın Adi? Açlıktan öldük burada. O zaman kendin gitsin Adi. Al. Kesin Tepiş Bey. Hayırsızlar. Yıkadınız mı ellerinizi? Ben yıkadım baba. Ben de yıkadım amca. Uydurma yalancı Adi. Şimdi dışarıdan gel. Gitmeden yıkamıştım. Karışma sen bana. Al. Kesin şu kızını. Bağırtmayın ustam aslanım. Kızdırmayın adamı. Buyur Hüseyin. Yok. Biz yaptık o işi ustam. Sağ ol. Şöyle ucundan azıcık alayım. Yok yok, bu çok. Şöyle ucundan ucundan. Ayran da al Hüseyin abi. Eyvallah bacım. Ustam sana bir haberim var. Benim eniştem dükkanı satıyor kelepir. Tam sana göre. Ya Hüseyin, ben ne anlarım market içinden Allah aşkına? Anlaman şart değil be ustam. Anlayanlar var. Eniştem dükkanı olduğu gibi satıyor. Personeliyle birlikte. Personeliyle birlikte mi? Yusuf, Asım, Nedim, hepsi içinde. Sultan teyze de satıyor mu marketle birlikte Hüseyin amca? Al! Sapık! Konuşma öyle. O nasıl söz? Patlatırım ben seni. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Pizzayı duyunca dayanamadım geldim. Ayağınıza sağlık. Zaten siz için getiriyorum efendim. Aşk olsun Zeynep. Ben de benim için geldiğini sanmıştım. Dur oğlum. Artık pizzayı da mı kıskanmaya başladın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de öpeceğim efendim. 40 yılda bir görüyoruz gelin hanımı. Özledik vallahi. Hah, sizi de öpeceğim efendim. Hayrola Ergın? Bayram değil, seyran değil. 2 gün sonra Cumhuriyet Bayramı ya baba. Ha ondan. Yok efendim. Vallahi ondan değil. İçimden geldi. Siz ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Bilmez olur muyum? Hadi dikilmeyin burada. İçeride daha rahat ederiz. Hadi Demet. Pizzalar nerede kaldı Ergun hadi. Hazır efendim, geliyor şimdi. Siz buyurun buyurun. Oho, güzellerim gelmiş benim. Akıllı kızlarım. Oh, hadi kızım. İn hemen aşağıya. Önce bir şeyler yiyin. Sonra hemen dersinize. Tamam mı? Aptal işim, aptal Banu. Baba baksana şuna ne diyor? Şşt! Kapa çeneni, çarparma. Sensin aptal. Babacığım, Ali Cafer pilav attı buyurun. He, babam pilavcıların kralı, kralı. He, hadi kızım. Cafer. Buyurun. Haber verdin mi geleceğimizi Nazan Hanım'a? Verdim efendim. Buyurun, sizi bekliyorlar. He, bir yanım da annesinin yanında. Hah, iyi. Hadi evladım, biz çıkıyoruz. Büyük hanıma göz kulak olun, değil mi? Tabii efendim, ne demek? O da bizim bir anamız. Kızlar okuldan gelmiş işte efendim. Onlar duramazlar mı biraz annemin yanında? Hah, iyi düşündünüz efendim. Öylesi daha iyi. Dururlar efendim tabii. Hadi teyzenizin yanında oturun biraz. Dersimiz ne olacak baba? Orada yaparsınız kızım.
Hadi arkadaşı gidin teyzeye biraz. Hadi sevaptır hadi. Oo canım benim. Ay anne ne oldu dersin? Bir telefon bile etmedi Aydın. Eder kızım. Görüşmeleri bitmedi herhalde. Bir terslik olacak diye ödüm patlıyor vallahi. Çok fazla bel bağladılar bu transfer işine. İşlerinden de ayrıldılar. Çocuk değil ya bunlar Bilgeciğim. Elbet vardır bir bildikleri. Cenab abi alışık böyle maceralara anne. Başının çaresine bakar. Olan gene bize olacak. Bir şey olmaz. Getirme aklına öyle kötü şeyler. Hah, geldiler galiba. Telaşlanma kızım. Sabri beyler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız ettik ama. Estağfurullah Aylan, ne rahatsızlığı, buyurun. Efendim, çam sakızı çoban armağanı. Niye zahmet ettiniz? Ayıptır söylemesi, helva yaptım biraz. İrmik helvası efendim. Tat diyelim, tatlı konuşalım. Bakayım efendim şu maskarayı. Maşallah, maşallah ne kadar güzelleşmiş. Ben de istiyorum efendim böyle nur topu gibi bir oğlan. Olur efendim, bulursak alırız. Tövbe tövbe. Neler söylüyorsunuz Ayla Hanım? Efendim, ziyaretimizin sebebini herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Biliyoruz biraz. Cafer söyledi. Yönetici seçimiyle ilgiliymiş herhalde. Buyurun buyurun efendim. Ayla Hanım. Buyurun. Gözü kör olasın cunamat. Çikolataları hep diplere saklamış. Al kızım. Afiyet olsun. Sen de al kızım. Resmim güzel mi teyze? Bugün yaptım. Aferin kızım. Yenimin resmini de yap. Al bir çikolata daha. Çok da güzel olmuş. Buyurun. Merhaba Cafer. İyi günler. Ne haber Cafer? Haberler iyi değil vallahi Nazif hocam. Sabri domuzu gene Muvaffak Bey'in damarına bastı. Onun da kafası bozuldu. Bırakmıyorum yöneticiyle diye vurdu yumruğu. Eyvah ne yapacağız Nazif? Ne konuşsak onu yapacağız Aysel. Herkesle konuşacağız. Babama oy vermesinler. Sabri Beylerin kapısı niye açık? Bizim kızlar büyük hanımın yanında efendim. Sabri Beyler propaganda gezilerine başladı da. Gel Aysel gel. Biz de kendi propagandamıza başlayalım. Türkan Hanım burada mı Cafer? Burada efendim, içeride. Acele etme Nazif. Belki hastası vardır kadının. Yok efendim, kimse yok. Buyurun. Ya, hadi. Buyurun. Merhaba Gülsüm. Merhaba. Görüşebilir miyiz Türkan Hanım'la? Türkan abla. Hoş geldiniz, buyurun. Rahatsız ettik Türkan Hanım. Estağfurullah. Biz aslında babam için geldik. Hayrola? Tansiyonu mu çıktı yine? Almıyor mu ilaçlarını? Yok öyle değil de şu yöneticilik meselesi Türkan Hanım. Buyurun lütfen ayakta kalmayın. Bize birer kahve yap Gül. Tamam Türkan abla. Size nasıl yardımcı olabilirim? Haftaya seçim var biliyorsunuz. Babam yine yönetici olmaya karar verdi. Rica etsek de ona oy vermeseniz. O niye? Biz Muvaffak Bey'den memnunuz. Ama biz değiliz efendim. Çok yoruluyor babam. Sinirleri bozuluyor. Şekeri, tansiyonu fırlıyor. Lütfen Türkan Hanım. Bu iş hiç ona göre değil. Durun bakalım. O kadar acele karar vermeyin. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Yöneticiliğin zarardan çok yararı var Muvaffak Bey'e. Kendini meşgul ediyor fena ama... Ayrıca onun kadar iyi yöneticiyi nereden buluruz? Bırakın yine onu seçelim. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Bilmez biz efendim. Eksik olmayın. Ama bizim derdimiz Sabri Bey'le. Çok üstüne geliyor babamızın. Yine başımıza bela olacak diye korkuyoruz. Ben yine de bir düşünün derim. Sabri Bey'le de konuşuruz gerekirse. 3 oyu garantiledik efendim. Sıra 4. Siz yine bana bırakın konuşmayı. Siz miydiniz kız? Buyurun buyurun. İyi olacak doktor hastanın ayağına gelirmiş değil mi? Yoksa tersi miydi? Yanlış mı söyledim kız hoca? Aman neyse buyurun şöyle.
Hoş geldin yengeciğim. Buyurun şöyle. Buyurun buyurun. Buyur komşum. Hoş geldin. Efendim, istirahat halindeyken rahatsız ettik ama. Boş ver komşu. Sabahtan akşama kadar yan gelip yatıyoruz zaten. Buyur. Vatandaşın gündemi nedir şimdi komşu? Yönetici seçimi yanılmıyorsam. İsabet buyurdunuz efendim. Yönetici seçimi. Sizden oy rica ediyorum. Yeter artık efendim. El birliğiyle kurtaralım apartmanı şu bunaktan. Laflarına dikkat et komşu. Yakışmaz. Muvaffak hocamız biraz aksidir ama kendisiyle gurur duyduğumuz değerli bir insandır. Öyle değil mi yenge? Ben karışmıyorum efendim. Konuşmaları Sabri Bey yapıyor. Hadi gene iyisin kız. Baksana ne getirdim. Tadam! Aa! Buldunuz ya. Ben de her yerde onu arıyordum. Verin. Hayır efendim, vermeyin. İstemiyoruz. Siz karışamazsınız efendim. Götüreceğim evime. Götürmeyeceksiniz efendim. Burada kalacak. Kalmayacak komşu. Elin kolun rahat dursun. Vatandaş istemiyor elin adamın resmini evinde. Yakışmaz. Alın götürün. Hay hay efendim. Siz nasıl uygun görüyorsanız. Ah. Şu oy meselesini unutmayalım efendim lütfen. Ay. Seksek mi oynuyorsunuz teyzeyle? Oynayın kızım oynayın. Aferin. Hadi hadi hadi. Buyurun. Çekil şuradan. Kapının ağzında durma. Anneciğim bakın size kimi getirdim. Aa, İbrahim Paşa gelmiş. Hiç zahmet etmeyin efendim. Astırmam o kıllı yalı kazığının resmini evime. Karışamazsınız siz bana efendim. Burası benim de evim. İstediğiniz kadar alsın. Vallahi paramparça eder, fırlatır atarım dışarı. Atarsanız Yavuz Bey de size oy vermez efendim. Aman be, ortalığın altını üstüne getirmişler bunlar da. Dışarı hadi, dışarı. Çocuk bahçesi mi burası? Gelin kızım, gelin. Biz gidelim. Herkesin asabı bozuk. Gel. Nerede kaldı bu leylekler Mine? Gelirler Şevket. İşleri uzadı herhalde. Senin hiç sesin çıkmıyor bu akşam Raşit Bey. Nasılsın anlat bakalım. Ben bilmiyorum Şevketciğim nasıl olduğunu. Nimet'e sor o anlatsın. İyi iyi. Kuzuya döndü maşallah. O beni boğmaya kalktı. Ben onu paraladım. Şimdi uyum içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Öyle değil mi Raşit'ciğim? Öyle öyle. Bir ahenk kurduk Şevketciğim. Nimet'in dediği gibi. Yuvarlanıp gidiyoruz. Alt alta üst üste. Daha çok nimet üste. Ha şöyle. Yola geldin artık değil mi tahta kafa? Bu evde senin o raşitizm kurallarının sökmeyeceğini anladın değil mi? Raşitizm mi? Raşitizm demek istiyor. Değil mi nimet? Raşitizm deyince biraz kemik hastalığı gibi oluyor. Sana mı soracağım tahta kafa? Canım nasıl isterse öyle söylerim. Tamam nimetçim tamam. Nasıl istersen öyle söyle. Benim yârim gelişinden bellidir ak elleri. Mahvettin bizi Aydıncığım. Limya'da pirince giderken evdeki bulgurdan dolduk. Senin yüzünden şey gibi ortada kaldık yani. Ben ne yaptım Cenab abi? Sözleşmeyi 2.80 yatıran sensin. Hayır, sensin canımın içi. Bak çekeceğim kulağını ya. O kadar yüksekten uçman şart mıydı abi? Ya biz ne yapalım? Bak 2 aylık çocuğumuzla işsiz kaldık burada. İkiniz de çocuk gibi davranıyorsunuz vallahi. Olan olmuş, boş verin artık. Hele sen hiç konuşma İbrahim'ciğim. Hepsi senin uğursuzluğun. Bizimle gelmeseydin belki bu hallere düşmezdin. Vallahi tebrik ederim Cenab abi. Ne yaptın, ne ettin? Bunun suçunu da benim üstüme yıkmayı başardın yani. Yalnız beynidir ve benim emekli olmam ona geniş bir karşılaşmayla tamamlanacak. Ne sorumsuz adammış bu Aydın'da ya. İnsan bir telefon eder. Yok Şükrücüğüm yok. Olmadı o iş. Adım gibi eminim. Aydın tanımıyor musun sanki? Olsaydı 1000 kere arardı. Ay içime doğmuştu zaten. Korktuğum başıma geldi. Of. Sana gelmiş. Ha. Böyle olacağını bilseydim. Hiç gelir miydim? Zanıymış. Sana gelmiş, tamam.
İşsizliğe, açla, sefalete gel. Gel Rızo. Her işte bir hayır vardır derler. Bu işte ne hayır var henüz bilmiyoruz ama durun bakalım. Belki de vardır bir şey. Anlayacağız. Üzme tatlıcanını enişte. Görüşmek üzere canımın içi.